Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 24. bölüm Ana babaya iyilik etmek. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiğine göre Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Resulullah'a hangi amel daha sevimlidir diye sordum ve vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Ben daha sonra hangisidir dediğimde Resulullah Allah yolunu cihat etmektir buyurdular. Müslim ve diğerlerinin rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir evlat ana babasının hakkını ancak anne babasını köle olarak bulur, parayla onları satın alarak onları kölelikten kurtarırsa ödeyebilir. Müslim'in rivayetine göre adamın biri bir gün Peygamberimize gelip bu ülkeden göçüp cihat ederek Allah katında sevap kazanmak üzere sana biat ediyorum demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de anam veya baban sağ mı diye sormuştur. Adam ikisi de sağdır deyince sen gerçekten sevap kazanmak istiyor musun dediğinde adam evet istiyorum demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde ana babanın yanına dön ve onlara iyi bak buyurmuştur. Ebu Yala ve Tabarani'nin rivayetine göre Peygamberimize bir adam gelerek ben cihat etmek istiyorum fakat buna gücüm yetmiyor ne yapayım der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama annem veya baban sağ mı diye sorar. Adam annem sağ deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Annene iyi bakarak Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Böyle yaparsan hac ve umre sevabı kazanırsın. Yine Tabarani'nin rivayetine göre adamın biri Peygamberimize gelerek Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda cihat etmek istiyorum demiş. Peygamberimiz de ona annen sağ mı diye sormuştur. Adam evet deyince de şöyle buyurmuştur. O halde onun dizinin dibinden ayrılma, cennet onun ayağın altındadır. İbn-i Mace'den rivayete göre bir sahabi Resulullah'a, Ey Allah'ın Resulü, ana babanın evlat üzerinde ne hakkı vardır diye sormuş. Peygamberimiz de onlar senin hem cennetin hem de cehennemindir buyurmuşlardır. İbn-i Hibban'ın rivayetine göre Ebu Derda'ya gelen bir adam ona şöyle dedi. Babam beni evlendirdi ve hala birlikte yaşıyoruz. Şimdi karımı boşamamı istiyor. Ne yapayım? Ebu Derda adama babana engel olmanı ya da karını boşamanı emredemem. Fakat ben Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işitmişimdir. Baba cennetin orta kapısıdır. O halde istersen sen bu kapıyı koru veya kır. İbni Hibban ve İbni Mace'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin işlediği günah rızkının azalmasına yol açar. Kaderi yalnızca dua geri çevirebilir. Ömrü de ancak iyilik uzatabilir. Hakimin rivayet ettiği bir hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başkalarının kadınlarına karşı iffetli olun ki sizin kadınlarınıza da iffetli olunsun. Anne babanıza iyilik edin ki evlatlarınız da size baksın. Bir kimseye Müslüman bir kardeşi özür dilemeye gelirse haklı olsun veya olmasın onunla barışsın. Aksi halde Kevser havuzundan su içemez. Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadiste anne babanıza iyi bakın ki evlatlarınız da size iyi baksın. Başkalarının kadınlarına iffetli olun ki sizin kadınlarınıza da iffetli bakılsın buyurulmaktadır. Müslim'in rivayet ettiği bir başka hadiste de Resulullah üç kez tekrarlayarak burnu yerde sürünsün buyurmuş. Kendisine kimin burnu yerde sürünsün ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda ise anne babası yanında ihtiyarladığı halde onlara hizmet etmeyip cennete giremeyen kişinin burnu yerde sürünsün buyurmuştur. Tabarani'nin Mucem'inde yer alan bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktığında amin, amin, amin demiş. Sonra da bunun sebebini şöyle açıklamıştır. Cebrail bana gelerek, ya Muhammed, ana babasından birinin yaşlarına yetiştiği halde onlara iyi bakmayarak ölen kimse cehenneme girer. Allah onu rahmetinden kovar. Buna amin de. Deyince ben de amin dedim. Sonra yine ya Muhammed, Ramazan ayına kavuştuğu halde günahlarının affını sağlamadan ölen kimse cehenneme girer. Allah onu rahmetinden kovar. Buna da amin de dedi. Ben de amin dedim. Arkasından yine ya Muhammed, ismin yanında sana salavat getirmeyen kimse cehenneme girer. Allah onu rahmetinden uzak tutar. Buna da amin de dedi. Ben de üçüncü sefer amin dedim. Bu hadisin çeşitli rivayetleri vardır. Ahmet bin Hanbel rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman bir köle azat ederse o köle kendisini cehennemden kurtaracak bir fidye olur. Kim ana babasından
birinin yaşlılığına yetişip onun günahlarının affedilmesini sağlayamazsa Allah onu rahmetinden kovar. Buhari ve Müslim'in rivayetine göre sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, en iyi kiminle geçinmeliyim?" diye sormuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Annenle" buyurmuştur. Sahabe tekrar, "Sonra kiminle?" deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Annenle" demiştir. Sahabe üçüncü kere, "Sonra kiminle?" diye aynı soruyu tekrarlayınca bu kez Resul-i Ekrem, "Babanla" diye cevap vermiştir. Buhari ve Müslim'in rivayetine göre Ebu Bekir'in kızı Esma şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında annem puta taparken bana geldi ve ben de Resulullah'a, "Annem bana geldi, İslam'dan yüz çeviriyor. Onunla münasebetlerimi devam ettireyim mi?" dedim. "Bana tabii annenle münasebetlerini devam ettir" buyurdu. İbn-i Hibban ve Hakim'in rivayetinde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu bildirilmektedir. Allah'ın rızası ana babanın rızasına bağlıdır. Allah'ın gadabı da ana babasının gazabına tabidir. Tabarani'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat, ana babaya itaate bağlıdır. Her ikisi de birbirine bağlıdır. Diğer rivayette ise Allah'ın hoşnutluğu, ana babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Ana babayı gücendirmek, Allah'ın öfkesine bağlıdır. Ana babayı gücendirmek, Allah'ın öfkesine sebep olur buyurulmuştur. Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek, "Ben büyük bir günah işledim. Benim günahım affolur mu?" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama, "Annen sağ mı?" diye sorunca adam, "Hayır" dedi. Peygamberimiz, "Teyzen var mı?" deyince adam, "Evet" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde ona iyilik et" buyurdu. Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin sünenlerinde yer alan bir hadise göre sahabilerden biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, annem ve babam öldü. Bundan sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı?" demiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de adama, "Tabii var. Onlar için dua etmek, günahlarının bağışlanmasını dilemek, hayattayken verdiği sözleri yerine getirmek, onlardan yana olan akrabalarını ziyaret etmek, onların dostlarına iyilik etmek" buyurdu. Müslim'in rivayetine göre bir gün Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Mekke yolunda bir bedevi ile karşılaştı. Ona selam vererek deveye bindirdi ve arığını da ona hediye etti. Bu durum karşısında bizler Abdullah'a, "Allah iyiliğini versin. Bu kadarına ne gerek var? Onlar çöl adamıdır. Az şeyle kalpleri kazanılır" dedik. Abdullah şöyle cevap verdi. "Bu adamın babası babamın yakın dostuydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. İyiliklerin en değerlisi evlatların baba dostlarına yaptığı iyiliktir." İbni Hibban'dan nakledildiğine göre Ebu Bürde şöyle demiştir. "Bir gün Medine'ye varmıştım. Hemen Abdullah bin Ömer beni ziyarete geldi. Konuşurken, "Nereden geldin biliyor musun?" dedi. Ben, "Hayır" dedim. Bunun üzerine ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. "Bir kimse babasına iyilik etmek isterse o öldükten sonra dostlarına iyilik etsin. Babam Ömer ile baban arasında kardeşlik sevgisi vardı. Ben de bu dostluk bağını devam ettirmek istedim." Buhari ve Müslim'in rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sizden önce yaşamış bir kavmin mensubu olan 3 kişi çalışmak amacıyla yola çıktılar. Yolda yağmura tutuldular ve dağdaki bir mağaraya girdiler. Mağaranın ağzı kayan taşlarla kapandı. Birbirlerine şimdiye kadar yaptığımız güzel amelleri öne sürerek yapacağımız duadan başka hiçbir şey bizi buradan kurtaramaz" dediler. Diğer rivayette, "İşlerinden biri şimdiye kadar Allah rızası için yaptığımız amelleri öne çıkaralım ve Allah'a yalvaralım. Belki bu kaya kalkabilir." Başka bir rivayete göre de onlardan biri, "İzler silindi, kapı kapalı. Allah'tan başka hiç kimse yerimizi bilemez" dediği kaydedilmiştir. O halde en güvenilir amellerimizi öne çıkararak Allah'a yalvaralım. Bunun üzerine biri el açarak Allah'a şöyle yalvardı. "Allah'ım, benim ihtiyar annem ve babam vardı. Ben onlara akşamleyin sütünü vermeden önce hiç kimseye bakmazdım. Bir gün oduna gitmiştim ve eve geç dönmüştüm. Geldiğimde ikisini de uyur olarak buldum. Sütlerini ısıttım fakat hala uyuyorlardı. Onlara süt vermeden önce çocuklarımı yemek, hayvanlarımı yem vermek istemedim. Süt bardaklarını elime alarak yanlarına oturup uyanmalarını bekledim. Sabaha kadar bu şekilde bekledim. Ancak o zaman uyandılar. Ben de sütü verdim. Allah'ım, eğer bu davranışı
Senin rızan için yaptımsa buradan bizi çıkar der. Mağaranın önündeki kaya biraz aralanır ancak hala geçilemez. Diğer rivayete göre duasının son kısmı şöyleydi. Bakmak zorunda olduğum küçük çocuklarım vardı. Eve gidip akşam sütünü sağınca önce yaşlı ana babama sonra çocuklarıma süt verirdim. Oduna gittiğimde gecikmiştim. Hava kararmıştı. Yaşlı anam babam uyumuşlardı. Yine her zamanki gibi sütü sağarak onlara vermek üzere hazırlandım. Fakat onlar hala uyuyorlardı. Ne uykularını bozmak istiyordum ve ne de onlardan önce çocukların sütünü vermek istiyordum. Bu arada sabırsızlanan çocuklar etrafımda dolaşıyorlardı. Onlar uykuda, ben de bekleme halinde sabah oldu. Allah'ım sana malumdur ki ben bunu rızan için yaptım. Bu hareketim sayesinde bizi buradan çıkarmanı diliyorum. Adamın bu duası üzerine kaya kımıldadı ve gün yüzünü görmesini sağladı. İkinci adam amcasının kızına karşı iffetli olduğunu öne çıkardı. Üçüncü adam bir sürü sahibiyle yaptığı anlaşmayı, sözleşmeye bağlı kalarak kendi emeğiyle üreyen koyunların hesabını doğru olarak vermelerini öne sürerek dua etti ve kaya tamamen açıldı. Böylece onlar da kurtulmuş oldular.